Ben operatör doktor Aslan Yazıcıoğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyorum. Aslında kadın hastalıkları ve doğum dediğimiz zaman iki başlık altında incelemek mümkün. Birincisi gebelik ve doğum kısmı, ikincisi de jinekolojik girişimler ve infertilite dediğimiz kısırlık alanı. Gebenin gebe olmadan önceki periyotta, hatta mümkünse belki evlenmeden önceki dönemde mutlaka bir kadın doğum kontrolünden geçmesini tavsiye ediyorum. Özellikle kadın hastalıkları ile ilgili sorunlar gebelik döneminde tespit edildiğinde elden çok bir şey gelmiyor. Önemli olan problem ortaya çıkmadan önce ona yönelik tedbirlerin alınması. Örneğin kadının vücudunda tespit edilmemiş bir enfeksiyon varsa, bir endokrin problem varsa bunlar gebe kalmasına bile mani olabilir. Gebelik öncesinde bu tür durumların tedavi edilmesi hem anne hem bebek sağlığı açısından avantaj sağlayacaktır. Öncelikle gebelik şüphesi olan bir kadının mutlaka en yakın tarihte bir kadın doğum uzmanına muayene olmasını öneriyoruz. Yapılan ilk rutin tetkiklerde gebenin kan sayımı, vitamin düzeyleri, hormon değerlerinin değerlendirilmesi, enfeksiyon varsa buna yönelik önlem alınması oldukça önem arz ediyor. Gebenin ilk muayenesinde bizim ilk baktığımız şey tabii bebeğin kesesinin yerleşimi. Rahim içi mi yoksa bir dış gebelik durumu olup olmadığı önem taşır. Bununla birlikte ilk kalp atışları değerlendirdikten sonra da periyodik olarak kontrolleri gerçekleştirilir. Esasen bunların hiçbirinin mecburi testleri olmadığını bilmekte fayda var. Ancak bebeğin özellikle Down sendromu, ciddi zeka problemleriyle seyredebilen kronik kromozomal bir hastalıktır. Bunun tespit edilmesi açısından ikili, üçlü, dörtlü tarama testleri gibi kan testleri yapılabilir. Gebelikleri trimesterlere ayırarak incelemek mümkün. İlk 12 haftalık döneme birinci trimester, 12 ila 28. hafta arasında ikinci trimester ve 28. haftadan doğuma kadar olan sürece de üçüncü yani son trimester adını veriyoruz. İlk trimester hepimizin bildiği gibi düşük riskinin yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde gebenin bulantı kusmaları olabilir, iştahı ile ilgili problemler olabilir, ufak tefek ya da daha ciddi kanamalar görülebilir. Bu dönemde yakın gözlenmesi hem bebek hem anne açısından önem arz eder. İkinci döneme ben lale devri diyorum. İkinci trimesterde anne artık bebeğin hareketlerini hissetmeye başladığı için iştahı da düzelmiştir. Gebeliğin genelde daha keyifli süreci oluyor. Bu dönemde bebeğin cinsiyeti öğrenilir. Anne buna yönelik alışverişlerini, hazırlıklarını tamamlamaya çalışır. Keyifli bir süreçtir. Son 3. trimesterde artık bir yandan bir doğum telaşı başlıyor annelerde. Normal mi doğuracağım, sezaryen mi olacağım, doğumda neler yaşayacağım gibi bir takım kaygılar başlıyor. Ama aslında hepsi toplamda oldukça keyifli. Özellikle böyle tadına varıla varıla geçirilmesi gereken bir süreç gebelik. Gebelikte biz eskiden malnütrisyon dediğimiz beslenme yetersizliğini daha sık görüyorduk. Ama son zamanlarda özellikle toplumda da yaygın gördüğümüz obezite problemiyle gebeler de baş etmeye çalışıyorlar. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmenin temel yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. Annenin kalori alımına dikkat etmesi, özellikle çöp gıda dediğimiz hazır gıdalardan uzak durması, 20'ye yakın diyet kitabı okudum, hepsinde aynı şey anlatılıyor. Protein artı sebze ağırlıklı bir beslenme programı oluşturması önem arz ediyor. Bebeğin zeka gelişiminden tutun da bağışıklığının kuvvetli olması, ilkokul çağında bu enfeksiyonlardan uzak kalabilmesi ve kuvvetli bir bebek yetiştirebilmek adına beslenmeye hatta belki de hamile kalmadan önce dikkat edilip gebelik boyunca da muhakkak yakın takiplerle gözlenmesinde fayda var. Bir kere bebeğin iyi gelişmesi ve annenin kilo ile ilgili problemler yaşamaması adına protein ve sebze ağırlıklı beslenme esas arz eder. Protein deyince genelde ilk aklımıza gelen şey kırmızı et ama aslında öyle değil. Yumurta mesela iyi protein kaynağıdır. Baklagiller özellikle lif içerdikleri için yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye iyi protein kaynağı olarak değerlendirilebilir. Özellikle bebeğin kemik gelişiminin iyi olması adına süt ve süt ürünlerine muhakkak ağırlık verilmeli. Sütün tadı gebenin hoşuna gitmeyebilir. Bunun yerine yoğurt, peynir, ayran, kefir gibi diğer alternatiflerden faydalanılabilir. Bunun dışında haftada 1-2 porsiyon balık tüketiminde mutlaka fayda var. Kırmızı et mesela her gün yenmesi gereken bir şey değil. Haftada bir porsiyon yeterli. Hazır tavukları da yani özellikle böyle nasıl yemlerle beslendiğini bilmediğimiz tavuklardan da uzak durmakta fayda var. Ara öğünler gebeler için çok kıymetli. Özellikle kuru yemişler, ceviz, fındık, badem, kabak çekirdeği iyi omega 3 takviyesidir. Bunlardan da düzenli tüketilmesini öneriyorum. Ancak miktarlara dikkat etmek lazım. Böyle çok avuç avuç yenmesinde de fayda yok. Daha ziyade kilo yapacaktır. Özellikle hazır gıdalar. Hazır meyve suları, işlenmiş ürünler, katkılı, boyalı, içinde ne olduğunu bilmediğimiz sanayi ürünlerinden uzak durmakta fayda var.
Yine gebelerde enfeksiyona yol açabileceği için kabuklu deniz mahsulleri, çiğ et, çiğ yumurta tüketiminden de mutlaka uzak durulmalı. Kadının sağlıklı hayatının devam edebilmesi için kadın doğumcusuyla her zaman dirsek temasında olmasında fayda var. Belki ikinci çocuğu planlayacak, belki tekrar bir çocuk planı yoksa korunma yöntemleri hakkında bilgi alması lazım. Özellikle kadın doğumla ilgili jinekolojik kanserler, miyomlar, yumurtalık kistleri pek çok problem karşımıza çıkabilir. Mutlaka doğum sonrası da yine en azından herhangi bir sorunları olmasa bile yıllık kontrollerini yaptırmalarını öneriyorum. Özellikle normal zamanlarda Sağlık Bakanlığı'nda oldukça yoğun bir desteği var normal doğum üzerinde. Adı üzerinde normal doğum, vücudun fizyolojik yanıtının olduğunu söylemek mümkün. Ama sezaryen bir kurtarma ameliyatı. Gerekli durumlarda hem anne hem bebek sağlığı açısından gerekli durumlarda tercih edilebilecek ama rutinde tercih edilmesini önermediğimiz bir doğum şekli. Doğum bir kere nasıl başladığını bilmediğimiz bir süreç. Bebek ne zaman kendini hazır hissederse o zaman doğum gerçekleşiyor. Mümkünse anne bebek sağlığı açısından bir sıkıntı yoksa mutlaka normal doğum tavsiye ediyorum. Sezaryen asla tavsiye edilecek bir şey değildir. Bir cerrahidir. Bir kurtarma cerrahisi olarak değerlendirilmeli. Nasıl mide ameliyatı, apandisit ameliyatı gibi sezaryen de bir ameliyat olarak kabul edilmeli. Kesinlikle bir normal doğum şekli değildir. Ama anne ve bebek sağlığı gerektirdiği durumlarda yapılması gereken bir cerrahi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Genital estetik uygulamalar özellikle son 10 yılda daha sık gündeme gelen uygulamalar halinde. Bir takım uygulamaların aslında kozmetik yani tamamıyla görsel problemleri düzeltmeye yönelik olduğu söylenebilir. Ama bunun dışında bazen hakikaten tıbbi açıdan gerekli durumlarda da genital estetik düzeltici ameliyatlar yapılabilir. Ameliyatlar aslında diğer ameliyatlardan çok daha çabuk toparlanan işlemlerdir. Özellikle ilk birkaç günlük periyotta ağrı, işte yara bakımı ile ilgili şeyler gerekebilir ama sonrasında hızlıca toparlandığını söylemek mümkün. Eskiden mesela insanlar sezaryanı bu sebeple tercih ediyorlardı. Genital estetikle ilgili problemler yaşamamak adına. Ama artık normal doğum esnasında bile düzeltici işlemler yapılabiliyor. Sevgili anne adaylarına bu yönde de bir mesajımız olabilir. Özellikle normal doğum eskiden kesili, dikişli yapıldığı için genital estetik problemlere yol açabiliyordu. Ama artık günümüzde özellikle kesisiz, dikişsiz doğumlar yaptırdığımız için estetik kaygılarından uzaklaşabilirler. Veya önceki doğumlarında yapılan epizyotomileri yani kesileri mevcutsa bunlar doğum esnasında da düzeltilebilir.